Türk siyasetinin en önemli isimlerinden, simge isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yıl dönümündeyiz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu işte bu içinde bulunduğumuz Ulucanlar cezaevinde uzun süre mahkum olarak kaldı. Biz de şu anda an itibariyle bir dar ağacının önündeyiz. Ulucanlar Müzesi müze haline dönüştürdü cezaevi. Burada aslında Türkiye'de idam cezası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14.07.2004 tarihi 5218 sayılı kanunu ile tamamen kaldırılmış ifadesi de bu dar ağacının tam üzerinde bilgi notu olarak eklenmiş. Peki burada kimler idam edildi? Hangi isimler idam edildi? Birazdan detaylarını paylaşacağım. Fakat aslında bugün bile Türk kamuoyu bazı isimlerin idam edilmesini istiyor. Bazı isimlerin idamını bekliyor. Örneğin kimler bunlar diye soracak olursak Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın da Türk kamuoyu işte bu dar ağacından idam edilmesini istiyor, idam edilmesini bekliyor. İmralı cezaevinde beslenmesine karşı. Peki başka kimlerin bu dar ağacında idamını bekliyor Türk kamuoyu? Onlardan birisi de Fethullah Gülen. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de Amerika'dan, Pensilvanya'dan buraya getirilerek işte bu dar ağacında idam edilmesini bekliyor Türk kamuoyu. Peki, vatan hainlerinin idam edilmesini istiyor. Yine PKK terör örgütüne, yine FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat gelen, bağrında besleyen, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu dar ağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki. Takdir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat gelen, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu dar ağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam kararıyla idam Türkiye'de kaldırıldı. Peki burada kimler idam edilmişti? Kısaca burada onların isimleri de yer alıyor. Örneğin Ulucanlar cezaevinde gerçekleştiği tespit edilen infazlar. İnfazlar listesi var burada. 1925-1983 tarihleri arasında İskilipli Mehmet Atıf Hoca 3 Şubat 1926'da idam edilmiş. Baba eski müftüsü Ali Rıza Hoca 3 Şubat 1926'da idam edilmiş. Yani Müslümanlar idam edilmiş bu dar ağacında. Bir başka isim Maliye Nazırı Cavit Bey 26 Ağustos 1926. Bu şekilde sıralayıp gidiyor. Abdülkadir Bey eski Ankara valisi, Süvari Fethi Gürcan, Albay Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Necdet Adalı, Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren, Fikri Arıkan, Adnan Kavaklı, Ali Bülent Orkan. İşte bütün bu isimler bu dar ağacında idam edilen isimler. Burada baktığımız zaman hem sağdan hem soldan İnönü'nün dediği gibi aslında burada idam edilen isimler mevcut ama çoğunlukla Müslümanların idam edildiğini görüyoruz. Ve bir değerli yayın konuğumuzla birlikteyiz burada. Uluslararası İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevi arkadaşı Remzi Çayır. Remzi Çayır da işte bu